Yepyeni aile işletmeciliği anlayışıyla tekrar hizmete giren Yeni Kasap adlı süpermarket, güvenilir, kaliteli ürünleri tüketicileriyle buluşturuyor. Üstelik kampanya ve aksiyonlarla. Senelerce büyük kitlelere hitap eden ve bölgesinde çok rağbet gören Araubuş, Yeni Kasap, yepyeni aile işletmeciliği anlayışıyla vatandaşların hizmetine tekrar girdi. Yeni Kasap Rıza Taşdemir ve ailesi tarafından düzenlenen törenle işletmeye açıldı. Her türlü helal et, meyve ve sebze, kuru gıda maddelerini maksimum kalite ve çeşitlilikle tüketicilere sunulduğu mekanda fiyatlar oldukça cazip. Arkadaşımız Levent Karaağaç açılışa katıldı, başarılı iş adamını tebrik etti ve mekanı sizler için gezdi. İşletmelerinde en önemli fonksiyonlardan biri her başarılı erkeğin arkasındaki güçlü bir kadın ve sizi tanıyarak başlayabilir miyiz hanımefendi? Ben Ayfer Taşdemir. Ayfer Hanım, görüyoruz burada bir bayan eli var. Disiplinine, temizliğine, düzenine bakarak bu konu hakkındaki fikirlerinizi alabilir miyiz sizden? Bizim için temizlik ve hijyen ön plandadır. Müşterilerimize temiz hijyen... Evet, hijyenik ürünleri bir arada bulunmalarını sağlıyoruz. Bir arada bulunmak sağlıyoruz. Ve de... Bir de yani şunu görüyorum, fiyatlarınız çok uygun. Bunun için de galiba gereksiz olsun, gerek Rıza Bey olsun, araştırmaları hep en uygun fiyatı, en kaliteli ürünle sunmaya çalışıyorsunuz. Evet, onları biz müşterilerimiz için araştırıp bu şekilde sunmak istiyoruz. O zaman müşterilerinizden son bir mesaj alabilir miyiz sizden müşterilerinize? Müşterilerimiz gelmeye devam etsinler, gelmeyenler de buyursun gelsinler, görsünler kaliteyi, hijyeni, temizliği, güler yüzü. Evet. Bütün yenilikleri bizle takip edin diyorsunuz, doğru muyum? Aynen, öyle diyoruz. Yeni Kasap'ın yeni işletmecisi Rıza Taşdemir ile birlikteyiz. Rıza Bey, yanılmıyorsam bu sektöre ilk defa giriyorsunuz, doğru mu? Doğru. Nasıl buldunuz bu sektörü? Güzel, çok heyecanlı, çok hareketli, çok hızlı. Bir de şunu söyleyeceğim. Yani Türk marketleri yabancı ülkelerde artık hepimiz gurbetçiyiz. Buralarda sosyal işleri de insanlar birbirleriyle karşılaşıyor, birbirleriyle görüşüyor. Bir sosyal fonksiyonu da var Türk marketlerin, doğru mu? Doğru. Peki sizler burayı açarken beklentileriniz neydi? Buradaki hizmet politikanızı öğrenebilir miyiz? Daha hizmet politikamız temiz yapmak, daha her şeyi halka daha taze taze ulaştırmak. Biz mesela burada günlük, her gün günlük et geliyor, günlük sebze geliyor, aşağı yukarı yoğurdu, her şeyi genel olarak taze geliyor. Yani ben eskiden iyi bir tüketiciydim, şimdi o alışkanlıklarımı insanlara da sunmak istiyorum diyorsunuz. Şimdi ben şöyle düşünüyorum, benim yiyeceğim bir şekilde, yani yiyemeyeceğim bir şekilde mala müşteriye sunmak istemiyorum. Evet. Yer aldığım malın, burada her tüketilen malı benim de yiyebileceğim bir şekilde yapmam istiyorum. Yeni Kasap'ın Acaroğlu Kaan Taşdemir. Kaan, sen çok sosyal bir çocukmuşsun, öyle mi? O doğrudur. Yani dediler ki bana, bu adam liderlik vasfı var. Ya dediler, arkasında arkadaşları yürüklenip geliyor. Ve buradaki bugünkü yani birçok farklı dinden delikten insanlar da senin arkadaşlarınmış. Değişik bir şey. Hadi dinleyelim senden bakalım. Vallahi bizim işimiz zaten bu, bütün yani din, ülke, insana yani ayrımcılık yapmayız biz. Herkese kapımız açık zaten. Onun için de arkadaşlarım arasında bütün insanlardan bulunuyordur. Onları da beni sevdikleri için bize yardım ediyorlar. Böyle hep beraber güzel bir sunum yapmak istiyoruz. İyi günler, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Özgür Yaman. Özgür Bey, Türkiye'den gelmişsiniz herhalde. Nasıl buldunuz bir Türk marketini İsviçre'de? Evet, gerçekten mutluluk verici bir duygu. Türk markalarını burada gördüğüm için inanın ben de onur duydum. Bizim markaların buraya gelip burada sergilenmesi, bu markette görmekten dolayı çok büyük bir mutluluk duydum. Türklerin de buraya çok fazla gelmesi gerçekten insanlar için bir nevi tanışma ortamı da olmuş oldu. Aynı zamanda sosyal etkinlik görevi de görüyor Türk marketleri. Yani evet.